Şimdi Swansoft simülasyon programımızda bir alt program çalışması yapmak istersek CNC freze modellerinden Fanuc OIM'yi açıyoruz. Daha önce programı hazırlanmış bir dosyayı açacağız. Swansoft simülasyon programında sadece görüntü kaydı ve tekrar oynatmanın dışında istediğimiz bölgeyi fotoğrafını alabiliyoruz. Aynı şekilde istediğimiz bölgenin gene görüntü kaydını alabiliyoruz. İstediğimiz projeyi, takım dosyasını, iş parçası dosyasını da aynı şekilde kaydedebiliyoruz. Daha önceden kaydedilmiş bir dosyayı açmak için edit konumuna gelip open diyorum. Proje dosyası açacağım. Al program uygulamalarından daha önce yaptığımız bir uygulamayı açıyoruz. İşlenmiş bir parça, delik büyütme parçası. Tekrar parçamızı ölçülendirelim. Tekrar ölçülendirdik. Burada program diyelim. Bakın 1, 2, 2. O 1122 ana programımız. Biraz sonra alt programda göreceğiz. Auto diyoruz. Cycle start diyoruz. Burada tabi takım sıfırlamada bir problem oluşmuş olabilir. Bunu biz şimdi kontrol edeceğiz. Reset diyoruz. Referansa kaldırmasını söylüyoruz Z ekseninde. İş parçamızı tekrar düzenleyebiliyoruz. Değiştir diyoruz. Değiştiriyor. Burada bir problem var. Neden? Takımla ilgili bir uyumsuzluk söz konusu. Jog'la Jog anahtarımızla Rapid'de Z ekseninde hızlı bir şekilde inmek için Rapid ve %100 dedik. Geliyoruz. Bakıyoruz. Takımımızın boy telafisindeki problem neymiş? Şimdi şurada sıfır noktasını gözümüzün önünden çekelim ve takım yolunu da silelim. Geldik. Hızımızı düşürelim. Evet. Sıfır noktası burası olduğunu düşünerek offset 0. Work offset'te Z 0 measure dediğimizde aslında değerde bir problemin olduğu buradan da belli. Aynı şekilde pos ekranında relative ekranda Z origin ne diyoruz. Tekrar program menüsüne geliyoruz. Tabii ki önce bir referansa gönderelim tezgahı tekrar. En azından Z'de, X'de ve Y'de göndermek istersek üçünü de işaretledik ve Home tuşuna bastık. Gördüğünüz gibi tezgahımız 3 eksende de referansa gitmiş oluyor. Auto tuşuna gelip Cycle Start diyoruz. Direkt büyütme işlemimiz başlıyor. Burada görüldüğü gibi talaş kalkan bölgede bir pürüzlük söz konusu. Görüntü çok iyi değil. Bunun sebebi de burada makine çalışması parametresindeki hız ayarları ile ilgili. Görüyorsunuz görünüm hassasiyetini arttırabiliriz. Tabi bu ne demek? Görüntü hassasiyetini arttırdığımızda program daha da yavaşlayacak. Yani ekran kartımız ne kadar iyiyse o kadar iyi görüntü alabiliriz anlamına geliyor.
Soğutma sıvısı şu an kapalı. Neden? Manuel olarak kapatılmış. Soğutma sıvısını da açarsak M08'i gördüğü için soğutma sıvısı da akmış olacak.